Buldum yine merdivenli bir sokak. Ay bu maskelerle ne kadar yaşayabileceğiz? Bilmiyorum ki gerçekten. Buldum yine merdivenli bir sokak. İnanın nerede olduğumu ben de bilmiyorum. Yani çıkıyorum Halk TV binasından. Halk TV binası Gezi Pastanesi'nin orada biliyorsunuz. Atıyorum kendimi sokaklara, elimde notlarım. Herhalde böyle kazancı gıda dediğine göre kazancının oralarda bir yerdeyim. Gene şahane bak şu arkada süper tatlı bir ev var. Şimdi birazdan yakın görüntülerini çekeceğim. Ortancalar yapmış kendine. Bak şöyle. Ondan sonra Türk bayrağını da asmış. 10 numara mekan yapmış. Böyle bir yerdeyim. Gene bir incir ağacı. Efendim günün görüntüsü elbette Ankara'dan gelen görüntülerdi. Görmüşsünüzdür mutlaka. Barolar Ankara'ya giremediler. Polis ve savunma hakkımızı teslim ettiğimiz avukatlar, baro temsilcileri karşı karşıya kaldı. Korkunç görüntülerdi, korkunç. İzlemişsinizdir mutlaka, her yerde vardı. Hatta bence yandaş kanallar bile vermek zorunda kalmıştır. Gerçi onlar içeriğini biraz manipüle ederek vermişlerdir herhalde ama çok çok tatsız görüntülerdi. Hepimizin bence üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken görüntüler bunlar. Maksat hasıl oldu. Hangi maksat hasıl oldu? İktidar biliyorsunuz iktidar ittifakının masasının üzerinde bir yasa tasarısı vardı. Çoklu baro. Yani ne demek? Her ilde birden fazla meslek örgütü barolarla ilgili, avukatlık mesleğiyle ilgili birden fazla meslek örgütü olsun istenmişti. Çoklu baro öyle belki mümkün olmadı veya da olmayacak. Belki bu yasa tasarısı hiçbir zaman hayata geçmeyecek. Zira Adalet Bakanı'nın bu konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamalar var. Hem Kanal 24'te meslektaşımız Melik Yiğitel'e hem de Anadolu Ajansı'nın editör masasına verdiği beyanatlar var. Henüz tam bu taslak şekillenmedi, kesinleşmedi falan diyor Adalet Bakanı. Belli ki o da savunmuyor bu taslağı ve çok da yakın bakmıyor çoklu baro teklifine. Ama maksat neydi? Baroları bölmekti. Vallahi başardılar. Yani başardılar. Daha yasa geçmeden başardılar. Nasıl başardılar derseniz yani işte barolar birbirine girdi. Bir tarafta Anıtkabir'de Metin Feyzioğlu'yla fotoğraf veren barolar. Diğer tarafta Ankara girişinde başkente giremeyen Türkiye'nin avukatları ve gene Türk polisi tarafından engellenmeye çalışıyorlar. Yani neden Türk polisiyle Türk avukatlarının Türk yargısını karşı karşıya getiriyorsunuz? İşte al sana çoklu baro. Çoklu baro için illa masanın üzerindeki o yasa tasarısının onaylanmasına gerek yok. Bence gaye gerçekleşti zaten. Yargı herkese lazım, adalet herkese lazım. Günün birinde hepimiz kendimizi o mahkemelerde, o salonlarda bulabiliriz ve hepimizin adil yargılanma hakkını sonuna kadar savunmaya devam etmemiz lazım. Bu barolar niye yürüyor kardeşim? Niye işte bakanla konuşmuyorlar? Yok niye Metin Feyzoğlu'nun yanında yer almıyorlar? Yok niye meclise gitmiyorlar diye endişeleriniz, kafanızda soru işaretleri varsa, bu yürüyen avukatları, baro başkanlarını vatan haini diye düşünüyorsanız, bir kısım medyanın sürekli olarak manipülatif haberlerine hedef kalarak ya da kendiliğinizden ya kardeşim ne gerek var bu gerginliğe falan diye düşünüyorsanız aşağıya bir link bırakıyorum. Burası İstanbul Barosu'nun YouTube hesabı. Burada geçen haftadan başlayarak 3 bölüm içinde ve çok kısa 5'er dakikalık videolar halinde tüpçü geldi. Vallahi tüpçü geldi ya bak dur. Çocuklar sokakta oynuyor falan. Tam bir mahalle ortamındayım yani. Neyse eğer düşünüyorsanız bu barolar niye böyle ortamı geriyor kardeşim? Bunlar anarşik mi falan hani var ya öyle o kafalar. Eğer öyle bir şey düşünüyorsanız size İstanbul Barosu'nun YouTube hesabının linkini bırakıyorum. 3 bölüm halinde, 5'er dakikalık videolar halinde neden yürüyüşe geçtiklerini, dertlerinin ne olduğunu ve Ankara'ya hangi mesajla gittiklerini büyük bir açıklıkla anlatıyorlar. Sadece 10 dakikanızı ayırırsanız bu mesajı anlayabilirsiniz. Yani aslında söyledikleri şu kardeşim, savunma temel bir haktır. Layık bir hukuk devleti çok değerlidir hepimiz için. Hepimizin hakları ve hepimizin yaşam tarzının korunması için olmazsa olmazımızdır. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Baroların mesajı bu. Hani size hatırlıyor musunuz? Geçen videoda 5 soru sormuştum. Şuna güveniyor musun, buna güveniyor musun filan diye. Tam da o nedenle sizin verdiğiniz hayır güvenmiyorum yanıtların değişsin diye yürüyorlar bu barolar. Tam da onun için yürüyorlar. Türkiye'de yargıya güven %30'lara kadar indi.
Yani gerçekten de Türkiye'nin şu andaki en büyük sorunu adalet. Tabii ki işsizlik, tabii ki korona ama hakikaten uzun vadede, orta ve uzun vadede hani beka beka deniliyor ya, bekamızı en çok etkileyecek mesele aslında bu adalet ve yargı mekanizmaları. Yani çok çirkin görüntülerdi. Ne koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakıştı bu görüntüler, ne Türk polisine yakıştı. Yani resmen kardeşi kardeşe... Ben beklerdim ki iktidar ittifakından tam tersine bu insanlar çağrılsın, denilsin ki kardeşim sıkıntı ne? Peki anladık, bir ortak akıl masası kurulsun. Yani bilim kurulu kurmayı biliyorsunuz da korona sürecinde, bunu niye bilemiyorsunuz? Bakın o bilim kurulunu kuran ve şeffaf bir şekilde salgının ilk gününden itibaren hiçbir kanal ayrımı gözetmeksizin tüm topluma bilgi vermekte ısrarcı olan Sağlık Bakanı'nın şu andaki görev onayı beğenisi son yapılan araştırmaya göre halen Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde. Bunun bir sebebi olmalı değil mi? Yani toplumun Sayın Fahrettin Koca'yı bu kadar sevmesinin, Instagram hesabında 6 milyon kişinin kendisini takip etmesinin, bu da Cumhurbaşkanı'nın önünde bir rakam biliyorsunuz, bir sebebi olmalı değil mi? Yani orada bilim kurulu kuruyorsun, burada niye bir adalet masası kurmuyorsun? Çok mu zor? Kaldı ki yani bizim konumuz şu anda bir tane mi var olsun, iki tane mi var olsun, bu mu? Türk yargısının bundan çok daha hayati, bundan çok daha önemli ve acil başka sorunları yok mu? Ben iktidarın, hani futbolda bir tanım vardır, top göğsüne geldiği anda göğsüne alır indirirsin. Tansiyonu düşüreceğini beklerdim, düşürmesini beklerdim. Toplumun içindeki bu gerginlik odaklarını yumuşatmasını beklerdim. Hayır, tam tersine siyaseten neredeyse oradan besleniyorlar diyeceğim. Peki soruyorum size, mesela Türkiye'de adaletle ilgili konular. Camide içki içildi denmişti değil mi? Ne oldu? Bulundu mu o insanlar? Kim içmiş camide içki meğerse? Yok. Peki türbanlı bacımıza saldırdılar, şöyle şöyle ettiler diye iğrenç ifadeler vardı, iğrenç beyanlar vardı. Yani rezil, böyle hani akıl almaz şeyler iddia edilmişti. Ne oldu? Hani nerede video görüntüleri, nerede failler, nerede? Nerede yargı süreci? O da yok. Peki İzmir'de en son Çağbella çalındı mikrofonlardan ezan saatinde. Kim yapmış meğerse bu provokasyonu? Kim girmiş otelsiz ortamına? O hoparlör sistemine. Bulundu mu? Yok, o da bulunmadı. Bunlara bir şey diyor musunuz? Yani bunlar neden bulunmuyor diye hiç sorabiliyor musunuz? Biz gazeteciler soruyoruz. O da 5 kişi. 6. kişi yoktur yani. Bunlar bulunmadı ama ne oldu biliyor musunuz? Mesela Ekşi Sözlük bir internet platformu, bir fikir platformu. Burada iki tane içeriğe erişim engeli getirildi. O konularla, bu iki, şimdi söyleyeceğim bu iki konuyla ilgili hiçbir fikir beyanını bulamazsınız. Erişim engeli getirildi internet ortamında. Hangi iki içerik biliyor musunuz? Birincisi Bilal'e anlatır gibi diye bir içerik açmışlar. Birincisi bu. İkincisi de ne biliyor musunuz? Emine Erdoğan'ın pahalı çantaları. Bu iki içerik şu anda engellenmiş durumda. Neden peki? Neden? Ne sakıncası vardı sizin için? Fikir platformu ya. İnsanlar orada fikirlerini paylaşıyorlar. Yani bu siber vatan dedikleri şey gerçekten de herhalde yeni bir sansür ve baskı mekanizmasına dönüşecek. Benim anladığım bu. Gene kendi kafalarına göre bir grup insanı vatanperver, diğer grup insanı vatansever ilan etmeye hazırlanıyorlar herhalde. Peki mesela bugün 23 Haziran, yarın 24 Haziran Kadir Şeker duruşması var. Her gün bir kadın öldürülüyor bu ülkede ve Kadir Şeker diye bir genç insan bir darp halindeki bir kadına yardımcı olmak için kendini ortaya attı ve çocuk şu anda cezaevinde yargılanıyor biliyorsunuz. Bununla ilgili bir diyeceğiniz var mı? Buna bir şey söylüyor musunuz mesela? İktidarı destekleyen değerli izleyicilerime soruyorum. Bununla ilgili vicdanınız rahat mı? Her gün bir çocuk istismara uğruyor. Her gün bir kadın katlediliyor bu ülkede. Bununla ilgili canınız yanıyor mu? Ya da 24 Haziran gene yarın çarşamba günü Barışların, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, gazeteci meslektaşlarımızın, arkadaşlarımızın içeride tutuldukları, tutuklu olarak yargılandıkları davada ilk duruşmaları var. Gazetecilik faaliyetinden yargılanıyorlar. 84 gazeteci var şu anda hapishanelerde Türkiye'de. Buna bir şey diyor musunuz? Bu sizin canınızı sıkmıyor mu? Yargının üzerinde sürekli olarak bu baskılar olmaya devam ettiği sürece ve insanlar
fikirlerini anlatmaya çalışan, size uyar uymaz muhalif de olsa açıkça fikirlerini, kanaatlerini ifade etmeye çalışan insanlar üzerinde demokrasinin bir kılıcı gibi, bir sopa gibi sürekli yargıya alet ettiğiniz, kullandığınız sürece kimsenin yargıya güvenmesini de beklemeyin tabii ki. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Böyle bir ortam yaratılınca tabii iyi olan 3-5 bir şeye de sevinemeyecek hale geliyoruz hep beraber. Mesela yargıda beni gayet sevindiren bir gelişme oldu. Bundan birkaç gün önce Konya'da bir kadın hukukçu başsavcı olarak atandı. Türbanlı bir kadın hukukçu bu. Tuğba Ersöz. Değerli bir kadın. Hukuk fakültesini bitirmiş, başarılı olmuş ve başsavcı olarak atandı. Mesela bundan mutlu bile olamıyoruz yani. Bunu yaşayamıyoruz bile bunun sevincini bu kamplaşma, kutuplaşma ortamında. Tebrik ediyorum ben Tuğba'yı. Başarılar diliyorum. En ahlaklı, en vicdanlı şekilde işini yapacağına kalpten inanıyorum. Önemli bir şey kadınların desteklenmesi. Şimdi birileri diyebilir ki hanımefendi işte başörtülü başsavcı olur mu? Valla olur, gayet güzel olur ve olacağına da inanıyorum. Başı açık, başı kapalı o beni ilgilendirmiyor. Beni şu ilgilendiriyor. Bu hukuk fakültesine soruları çalarak mı girmiş insanlar? Yoksa kendi alın terleriyle ve emekleriyle, kendi onurlarıyla mı girmişler? Bütün mesele bu. Yoksa artık sürekli olarak yaşam tarzları, siyasi görüşler, etnik köken daha ne kadar bölüneceğiz arkadaşlar? Eskiden endişeli modernler vardı. Ne yalan söyleyeyim ben de onlardan biriydim. Çok endişeleniyordum ve endişelendiğimiz pek çok şey misliyle hayata geçti. Hepsini yaşıyoruz şu anda. Ama bu türban konusu aslında belki de en az endişelenmemiz gereken şeydi. Çünkü kadınların önünde büyük bir engel teşkil etti ve eğitimleri konusunda. Hayat bize büyük dersler verdi. O dersimi ben kendi adıma aldım. Gene endişeliyim ama bu sefer başka sebeplerden. Daha gerçek sebeplerden dolayı endişeliyim. Türkiye'nin en mutlu 3 ili. Bak şimdi endişe edince aklıma geldi. TÜİK tarafından açıklanmış. Sinop, Afyon, Bayburt. Ne ortak özellikleri var ben bilmiyorum ama şunu biliyorum. Bayburt'ta mesela başkanlık referandumunda rekor evet oyu çıkmıştı. Yani demek ki iktidarı böyle full desteklediğin zaman müthiş mutlu oluyorsun. Kafan rahat oluyor herhalde benim anladığım. Endişeli modernlerden huzursuz muhafazakarlara geldik. Ne alaka diyeceksiniz? Can Selçuki diye çok severek takip ettiğim bir genç arkadaşımız var, araştırmacı. Sosyal bilimci ve Türkiye Raporu diye bir kurumun yöneticisi. Türkiye Raporu düzenli olarak kamuoyu araştırmaları açıklıyor ve yayınlıyor. En son bir Z kuşağı araştırması yaptı Türkiye Raporu. Z kuşağı yani 2000 ve sonrası doğmuş olan gençler Türkiye'ye ve Türkiye'de siyasete nasıl bakıyorlar? Çok enteresan veriler var. İpek Özbey Cumhuriyet'te Can'la harika bir söyleşi yapmış. Ben de orada okudum. Can diyor ki yepyeni bir muhafazakar Z kuşağı var artık diyor. Yani aslında tıpkı bir modern, seküler bir genç gibi yaşayan, muhafazakar, mütedeyyin hassasiyetleri de olan ama aynı zamanda da dünyaya açık ve kendini geliştirmeye açık bir Z kuşağı. İşte onlar diyor huzursuz muhafazakarlar. Evet, bu videonun kedisi de ufak ufak yaklaşmakta. Bak, Beyoğlu'nda bir merdivenli sokaktaysanız gel, pıs pıs pıs. Gel aşkım. Kedisiz bir İstanbul düşünemiyorum ya. Kedi diye bir film yapmıştı bir kadın yönetmen. Çok iyi tanıyorum kendisini. Ceyda Torun yurt dışında yaşıyor Amerika'da. Ve filmi bakar mısınız? Geldi. Canım benim. Evet, kedisiz bir İstanbul ve kedisiz bir Beyoğlu ve kedisiz bir hayat asla düşünemiyorum. Nerede kalmıştık? Huzursuz muhafazakarlar. Huzursuz muhafazakarlar da. Onlar şöyle huzursuzlar. Senelerce oy verdikleri, destekledikleri AK Parti ile ilgili fikirlerini değiştirmek istiyorlarmış. Z kuşağı. Yani daha doğrusu o kuşağı, Z kuşağı olan gençleri, ikinci kuşak AK Parti'ye oy vermek istemiyor. Ama kime oy vereceğini de bilemiyor. Kararsız, huzursuz bir yeni seçmen. Bu yeni gençler dünyaya ve Türkiye'ye neyse ki kutuplaşma, işte mahalleler arası ayrım, ideolojik köken filan üzerinden bakmıyorlar. Ben çok mutlu oluyorum gerçekten de. Büyük bir özgürlük alanı onlar için. En azından zihinsel özgürlük alanı. Fakat çok enteresan, gene aynı araştırmada Can anlatmış. Bu gençler mesela Haluk Levent'e veya Acun Ilıcalı'ya oy verebilirlermiş. Haluk Levent'e şu nedenle fayda sağlayacak, çözüm üretecek insanları takip ediyorlarmış ve onlardan etkileniyorlarmış. Acun Ilıcalı'dan da milli ve yerli bir başarı öyküsü çıktı. Genç bir insan tek başına dünyada büyük bir yapım ve yayıncılık başarısı elde etti. Zengin oldu, para kazandı. Bu ikisine rol model olarak bakıyorlarmış. Doğrusu ben düşündüm, Z kuşağı değilim ama Haluk Levent ya da Acun Ilıcalı'ya oy verir miydim diye siyaseten. Yani bilemedim.
Haluk Levent'e verebilirdim de Acun Ilıcalı'ya verir miydim? Hani bayağı neşeli bir ülke olurdu herhalde değil mi yani? Acun Ilıcalı'nın yönettiği bir Türkiye. Bugün aynı zamanda 23 Haziran'ın yıl dönümü biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ikinci kere kazanmasının yıl dönümü yani. Siz bu videoyu izlediğiniz sırada ben de Haliç Kongre Merkezi'nde Ekrem İmamoğlu'nun birinci yıl dönümü toplantısını takip ediyor olacağım. Şimdiden ortalığı bayağı birbirine katan bir açıklaması oldu biliyorsunuz taksicilerle ilgili. 5000 yeni taksi plakası İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında İstanbul'a kazandıracağız dedi ya, aman aman Taksiciler Odası Başkanı yine tehdit etmiş İmamoğlu'nu. Demiş ki işte biz siyasetin kaderini değiştirecek noktadayız şu anda falan. Vay be! Süpermiş ha, güce bak yani. Bizim bile yok mesela gazeteciler olarak böyle bir kaderi değiştirme gücümüz. Geldi bak. Evet, kedisiz video çekilemiyor. Çok tatlısın. Biraz sıcak yalnız, farkında mısın? Çok nem vardı, sıcak vardı. Sibirya'da bile biliyorsunuz 1885 yılından beri en sıcak günler kaydediliyormuş. 38 dereceymiş ya Sibirya. İstanbul ne etsin? Yağmur geliyormuş ama. Şu 1-2 gün bir yağsın, bir rahatlayalım. Hakikaten şiştik yani. Şimdi efendim bir magazin haberle ufak ufak toparlayalım bu videomuzu da. Serdar Savaş, Doktor Serdar Savaş bu bahsettiğim Z kuşağının en bayıldığı isim. Şu anda bence değil Acun Ilıcalı, Haluk Levent en çok Serdar Savaş'a oy verir bu kuşak. Çünkü YKS sürecinde acayip destekledi gençleri. Dedi ki böyle sınav mı olur falan. En son Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki programında biliyorsunuz diğer bilim insanlarına bildiğiniz canlı yayında geri zekalı konuşmayın dedi ya. Böyle bir program olmaz, hak edin onu. Ama yok yani hocam, buradan sadece insanın ben gözünün başka... içine baka baka yalan söyleyip de hocam, ondan sonra da 600 hocam, tane çocuğumu benim ölüme gönderecek böyle profesör geri zekalılarla. Serdar hocam kimseye bağırma hakkımız yok. Terbiyesiz yok. Ya ben bu üslupta antant değilim valla. Yani insan her türlü fikri heyecanla da ifade edebilir, coşkuyla da ifade edebilir ama bir stüdyo ortamında... Ya gene de bilim insanlarına sizden farklı düşünebilirler ya da kendilerini iktidara teslim etmiş olabilirler. Hiç önemi yok. Geri zekalı diye bağırmayı doğrusu ben Serdar Hoca'ya hiç yakıştıramadım yani. Hiç. Yani olacak şey değildi. Böyle bu işte bununla rol model olunmuyor diye düşünüyorum. Yani ne de olsa bir değer sistemini temsil etmeye çalışmak lazım her durumda. Yani ben öyle inanıyorum en azından. Bu arada bilim dünyasından iki harika haberim var. Birisi Tansu Daylan'la ilgili. Tansu Daylan değerli bir bilim insanı ve son olarak NASA FDL takımına seçilmiş. Ne yapacaklarmış biliyor musunuz? Muhteşem bir ekiple dünya dışı zeka arayacaklarmış. Ya yemin ediyorum bak projenin ayrıntılarını şu linke bırakıyorum. Ha, dünya dışı zeka şahaneymiş yalnız. Eğer dünya dışı zeka bulunursa bize de lazım. Tansucuğum haberin olsun. NASA takımına söyle. Çok şiddetle ihtiyacımız var bu zekaya şu aralar Türkiye'de. Bak ben kimseye geri zekalı demiyorum gördüğünüz gibi. Ve bir haber de yine bilim dünyasından iyi bir haber daha. Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nde doçent Özgür Kocatürk'le Amerika'da profesör gene bir Türk Levent Değertekin. Manyetik rezonans diye bir sistem var ya, görüntüleme sistemi tıbbi teşhiste. Bu sistemle ilgili müthiş bir buluşa imza atmışlar. Kanser teşhisinde kullanılmasıyla ilgili MR'ın, manyetik rezonansın. Ve bu projeleri şöyle bir destek aldı bakın. Şöyle bir fonu yönetecekler bir ortak araştırma projesinde. İkisini de tebrik ediyorum. Türkiye'nin bu kadar müthiş bir insan kaynağı var. Bu hafta bana baştan anlattı Selçuk Şirin Hoca ile beraberdik New York'tan. O da söyledi. Dedi ki... Geldik 2020'ye. 2020'nin sorunlarıyla başa çıkacak. Bence insan kaynağı noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Yani Türkiye'nin... Şu an biz dünyaya yönetici ihraç ediyoruz. Yani New York'a sen de çok iyi biliyorsun. Dünyanın değişik yerlerine git. Pek çok perakende, hızlı tüketimde vesaire pek çok sahada Türk yönetici aranıyor. Niye? Çünkü kaosla, kargaşayla en iyi başa çıkan yöneticiler bizim yöneticilerimiz. Dünyadaki krizlerle o açıdan başa çıkmayı biliyorlar. Ben de bu lafın altına imzamı atıyorum. İnsan kaynağımız var. Her şeyimiz var. Yeter ki ahlaklı, vicdanlı, adil bir yönetim anlayışı hayata geçebilsin. Perşembe sabahı saat 10'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.